kendi kendinize uygulayabileceğiniz travma yöntemlerinden bahsedeceğim. Çocukluk travmalarınıza dair yaşadığınız duyguları nasıl azaltabilirsiniz? Kendi kendinize nasıl terapi yapabilirsiniz? Buna dair tam 5 tane yöntem seninle paylaşacağım. Şimdi hazırsan sakince arkana yaslan, önce beni dinle, sonrasında da zaten ikinci kez izlemeni senden rica edeceğim. İkinci kez de izlerken notunu alırsın ve bu akşam itibariyle akşam uyumadan önce de başlarsın. Anlaştık mı? Şimdi birinci yöntemimiz şu. Hayal etme yöntemi. Bunu da nasıl hayal edeceğiz? Çocukluk travmanıza dair geri dönüp baktığınızda en yoğun hangi duyguyu hissediyorsunuz? Acı mı? Yetersizlik mi? Boşluk mu? Çaresizlik mi? Belki aklınıza başka duygular da gelebilir. Çocukluk deyince Tuğba'nın benim aklıma 5 yaşım geliyor. 5 yaşımda yaşadığım en yoğun şu duygu geliyor. Ya da 17 yaşım geliyor. 17 yaşımda yaşadığım şu duygu geliyor. Şimdi orada travmatik dediğimiz olayda anıya gittiğimizde o anının tamamı travmatik değildir. Yaşanan olayda belli bir kısım kişi için travmatiktir. Örneğin şöyle. Annemle babam tartışıyordu. Babam anneme şiddet uyguluyordu. Ben tam 7 yaşındaydım. Ve diğer odada onların sesini duydum. Sonra oraya gittiğimde babamın anneme şiddet uyguladığını gördüm dediğiniz anda o babanın anneye şiddet uygularkenki görüntüsü bir çocuk için travmatik bir olaydır. İşte tam da o noktada babaanneye şiddet uyguluyor. Orayı durdurun. Bir çocuk, oradaki çocuk sensin. Nasıl hissediyordun? Çaresiz mi hissettin? Yetersiz mi hissettin? Suçlu mu hissettin? Yalnız mı hissettin? Terk edilmiş mi hissettin? İşte tam da o noktada kendine örnek veriyorum. Dedin ki çok çaresiz hissettim. Zihninde sürekli o travmatik olan anı tekrar ettirerek kendine şunu söylemeni senden rica ediyorum. O an kendimi çok çaresiz hissettim. Zihninde defalarca o anı canlandırdığında ve her canlandırdığında duygunu ifade ettiğinde zihnindeki o travmatik olayın duygusunu azaltmış ve zaman içerisinde de artık biz oradaki duyguyu boşaltmış oluyoruz. Yani bunu şu şekilde anlayabiliriz. Sen sürekli bu duygunun, bu travmanın üzerine çalıştın. Aradan 3 ay geçti. Tekrar zihninde o anı canlandırıyorsun. Bir bakıyorsun artık çaresiz hissetmiyorsun. Artık eskisi kadar o olayı düşündüğünde seni travmatize etmiyor. Travmatize edilmek ne demek? Yani eskisi gibi o çaresizlik, yetersizlik ya da suçluluk duygusunu hissetmiyorsun. Bu birinci yöntemlerimizden biri. İkinci yöntemimiz ise sevgili dostlar, duygularını ifade et. Edilmemiş duygular, bastırdığımız sözler, her şey bedenimizde kayıt tutar. Belki ailede duygularını ifade etmeyi öğrenmemiş bir çocuk olabilirsin ya da sana duygularını ifade etme hakkı da tanınmamış olabilir. Hatta böyle bir şeye dair bir bilgin, bir fikrin de olmamış olabilir. Ancak bizler belli bir olay yaşadığımızda her birimiz ona dair birer duygu hissediyoruz. Olumlu veya olumsuz. Ve bu ifade etmediğimiz duygular her ikisi için de geçerli. Olumlu ve olumsuz. Bunlar bizde bir yerden sonra travmatik durumlar oluşturuyor. Mesela bir danışanım bir gün demişti ki Tuba Hanım eskiden saat 5'ten sonra dışarı çıkmak bir kız çocuğu için çok yanlış bir şeydi. Beşten sonra kesinlikle annem de babam da benim dışarı çıkmama izin vermezdi. Tek başıma ya da bakkala gitmeme, ekmek almama, tek başıma bir yere gitmeme asla izin vermezlerdi. Şimdiki yetişkin halimle kendine diyeceksin ki sesli bir şekilde akşam uyumadan önce ben artık yetişkin bir bireyim. Çocukken annem ve babam benim beşten sonra dışarı çıkmama izin vermiyordu. Yürüyüş yapmama izin vermiyordu. Ya da herhangi bir yere gitmeme izin vermiyordu. Artık yetişkin olduğum için 5'ten sonra markete gidebilirim, yürüyüşe gidebilirim, dışarı çıkabilirim, gezebilirim, tozabilirim diyerek sürekli bu eylemleri yapmanı istiyorum. Her akşam 5'ten sonra bunları yapman senin o duyguyu boşaltman olacak demiştim ben de danışanıma. Şimdi de sizlerle paylaşıyorum. Size hangi noktalardan duygularınızı ifade etmeye izin vermemişlerdi? Senin buna hakkın yok diyerek önünüzü kapatmışlardı. Sizi belki cezalandırmışlardı, belki size kızmışlardı, belki de sizi tehdit etmişlerdi. Ve siz yapacağınız ya da söyleyeceğiniz ne varsa onları bir şekilde yapamamıştınız ve yarım bırakmıştınız. Yani bazı eylemlerin, bazı sözlerin bizde yarım bırakılmış hali mevcuttur. Kendine sor. Eskiye geri dönüp baktığımda çocukluğuma, gençliğime bende neler yarım kalmış? Yarım kalmış dediğin ne varsa örnek veriyorum. İşte Bizde kırmızı ruj sürülmezdi. Bu işte kötü kadınların yaptığı bir şeydi gibi bir söylem vardı. Diyelim ki ailen sana böyle bir söylem çocukken sürekli ifade etti. O halde şunu yapabiliriz ya da kırmızı ruju işte dikkat çekmek isteyenler sürer diyen bir söylem vardı. O halde sürekli evdeyken ruj kırmızı ruj sürmeni önereceğim. Ya da dışarı çıkarken kırmızı ruj sürmeni önereceğim. Ya da şöyle bir söylem de olabilir. Erkek adam küpemi takar. Erkek dediğin asla küpe takmaz. Aynı kadınlara benzedin. Aynı kadın gibi oldun, kız gibi oldun gibi söylemlere de maruz kalmış olabilirsin. O halde bir erkek olarak bunun bir kadın erkeği yok. Küpeni tak ve kendine de ki bunu söyleyenler benim ailemde, çevremde. Onların fikirleriydi. Onların bastırdığı bendeki duygular ve düşüncelerdi. Fakat şimdi ben yetişkinim. Bir kadın olarak, bir erkek olarak istediğimi yapabilirim. Burada sadece kontrol bende diyerek lütfen hareket et. Bunları yaptıktan sonra o duyguna bak. Hala o duygunu örnek veriyorum. İşte küpe taktığımda insanlar bana mı bakıyor? Kırmızı rüz sürdüğünde çok mu dikkat çekiyorum? İşte kö kötü kötü bir duygu imajı mı verdim acaba? Kötü mü algılanıyorum? bunu yapanlar kötü müdür gibi bir duygu hissediyorsan lütfen bu eylemi yapmaya devam et. Demek ki o duygu hala zihninde boşaltılmamış demektir. Yani orada hala bir duygu yoğunluğu var demektir. Bunu defalarca yaptıktan sonra tekrar bu duyguya bak. Ne kadar duygu azaldıysa o kadar doğru yoldasın demektir. Bir yerden sonra artık o duyguları hissetmeyeceksin ve bu şu anlama gelecek. Bu travmanı halletmiş olacaksın. Üçüncü yöntem ise eski çocukluk fotoğraflarına bak. Burada videoyu durdurdum çünkü elime bir e, fotoğraf alacaktım, almamışım. Masanın üstünde bir kitap vardı, onu aldım. Şimdi burada da kitabın üzerinde bir resim var. Diyelim ki sen çocukluk dönemine dair eski fotoğraflarından birkaçını önüne çıkardın. Ancak senden ricam şu. Lütfen bu fotoğrafların içerisinde seni en çok rahatsız eden, o anı hatırlamak istemiyorum. Ay bu fotoğrafın anısı kötü. Ben bu fotoğrafın anısını biliyorum. Ben buradaki fotoğrafta çok mutsuzum ya da işte öncesinde şunu yaşadım, bir ay öncesinde bu oldu ya da o an aslında şu yaşanmıştı gibi kötü anılara maruz bırakılan bir fotoğraf olsun. Anlaştık mı? Yani o fotoğrafa baktığında o fotoğrafın kötü bir anısı olsun. O fotoğrafa bak lütfen eline al. O fotoğrafa sürekli bak. Burada da bu terapi yönteminde de şunu aslında amaçlıyoruz. Zihnin o kötü duyguya maruz kaldıkça oradaki küçük çocuğa bakıyorsun. Oradaki küçük Tuğba'ya bakıyorsun. Orada yaşadığın o an aklına geliyor. Fotoğrafa daldın gittin. Hüzünlendin, kendini kötü hissettin. Zihnin o ana doğru gitti. Yani o kötü yaşadığın ana gitti. O fotoğrafa bakarak lütfen iyice böyle transa geç, iyice odaklan. O çocuğun bakışlarına ve gözlerine. O anı sürekli zihninde canlandır. Sürekli. Orada ne hissediyorsun? Bunu kendine sesli bir şekilde söyle. Çaresiz hissediyorum, mutsuz hissediyorum, kötü hissediyorum gibi gibi. O fotoğrafa bakıp o anın duygusunu sesli bir şekilde kendine dile getirdiğinde bir yerden sonra o fotoğraftaki çocuğun yaşadığı anı etkisiz hale gelecek. Bunu da defalarca yaptığında oradaki anıyı bizler boşaltmış olacağız. Ve bir yerden sonra sen o çocukluk fotoğrafına baktığında ona o çocuğa hüzünlenmek, kötü hissetmek, ay ben ona kıyamam, canım benim ne kadar çaresiz, ne kadar yalnız, neden annesi babası orada yok ya da neden başına bunlar gelmiş diye sorgulamayı artık bir kenara bırakıp, oradaki çocuğa acımayı bırakıp artık o çocukla bağ kurmuş olacaksın. Yani o çocuğa sen sevgini, şefkatini, merhametini vermiş olacaksın. Onu sarıp sarmalayacaksın. Anlaştık mı? Şimdi ise dördüncü terapi yöntemimize geliyoruz. O da şu. En sevdiğin şarkılar hangisi? Bir bak bakalım. Böyle sürekli diline doladığın ay şu şarkı var ya bak tam beni anlatıyor, beni alıyor, götürüyor dediğin şarkılara bak. Fakat bu şarkılar şu olacak. Oraya bir e, kilit noktayı da belirteyim. Çocukken en sevdiğin şarkılar. O şarkının içerisinde eğer genelde bir hüzünden, bir yalnızlıktan veya böyle bir imkansız aşktan, kavuşamamaktan bahsediyorsa o dönemki çocuk Tuğba'nın yaşadığı duygular bunlar. Veya o sürekli diline dolanan şarkı mutlulukla, pozitif duygularla ilintili bir şeyse o dönemki çocuğun yaşadığı duygu genelde olumlu şeyler. Fakat bunu böyle ay içli içli söylüyor sana şarkıyı, mutlu bir şarkıyı bile Orada minicik sana kötü hissettiren bir duygu, bir an var demektir. Lütfen zihninde o anı düşün. Yani illa kötü bir anıyı hatırlatmıyor diye olabilirsin. Ancak içli içli böyle dertli dertli o mutlu şarkıyı bile böyle içlenerek derinden gelerek onu söylüyorsan, ifade ediyorsan orada bastırılmış duygularının olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Oradaki lütfen şarkı sözüne bak ve çocukken hangi duyguları yaşadığını, neler olduğunu kendini o anını anlat. İşte bu da kendi kendine terapi uygulayabileceğin bir metot, bilgin olsun. Şimdi ise son yöntemimize geliyoruz. Beşinci yöntemimiz çocuklukta en sevdiğin aktivite neydi, eylem neydi? Bunu kendine sor. Örnek veriyorum çocukken beni en mutlu eden, böyle en keyifli hissettiren şey işte aynaya bakardım, kendi kendime konuşurdum. Ya da evcilik oynardım. Ya da işte ip atlardım, top oynardım. Şarkı açardım, o şarkının böyle ahengine kendimi bırakır, dans ederdim dediğin ne varsa. Çocukken bize en iyi gelen şeyler, bizi mutlu eden şeyler, yetişkinlik hayatımızda lazım olan, ihtiyacımız olan şeyler. Bu terapi yöntemi de bizi kötü hissettiğimiz andan, bunalımdaki o yaşadığımız duygunun etkisinden kopartabilecek bir terapi yöntemi. Aslında zihnimiz şunu hatırlayacak. Bak her şey gelir ve geçer. Evet şu an bunu yaşıyor olabilirsin ancak ilk duyguları da yaşayacaksın. Hayatta hala umudumuz var duygusunu bize hissettirecek olan bir şeydir. Bu 5 terapi yöntemini kendine sık sık uyguladığında çok net bir şekilde 3 ayın sonunda kendindeki o ciddi değişimin farkına varacaksın. Ancak şunu belirtmek isterim. İlk başlarda kötü anılara kendini maruz bırakmak, o ana gitmek, o çocuğun duygularını hissetmek seni başlarda zorlayacak. Bu da normal ve beklediğimiz bir durum. O yüzden sakın şunu söyleme. Ya Tuba Hanım bana işte bu terapi yöntemlerinden bahsetti. E ben iyi hissedeceğim diye bekliyordum. Kötü hissetmeye başladım. Şunu unutma. Kötü hissetmeden iyi hissedemeyiz. Kötü hissedeceğiz, o acıyı yaşayacağız. En derinine, en dibine kadar yaşayacağız ki biz iyi hissetmenin hakkını vere vere yaşayalım. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kal. Hoşça kal.